Şimdi altın haftaya yine aynı geçen haftaki gibi aynı yerinden durarak başladı. Şunu söylemek istiyorum. Altın malum mehter maaşı gibi iki gidiyor bir geliyor geriye. Gittiği gibi geriye gelmiyor. Ons bazında yine aynı yerinde duruyor ama doların ufak hareketiyle beraber altın hafif fırlamış oldu. Buradan dövizle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bakın hasat zamanı. İnsanlar fındıklarını satıyor. Fındık fiyatımız da çok güzel. Ve bunu altına çevirmek istiyor. Kimisinin zaten önceden geçmiş altın borçları var. Onları ödemek istiyor. Altın bundan sonraki süreçte de ons bazında baktığımız zaman 1932.21 bandında devam ediyor. Bu 2000'leri görebilir, 2200'leri görebilir. Ciddi şekilde bankalar aracılığıyla olsun, bizim aracılığımızda olsun ciddi bir şekilde altın alımı var. Güzel. İnsanlar altını seviyor. Malum altın bizim sanatımız ve tasarruf yatırım aracımız zaten. Tabii. Şimdi altına her zaman bakın altına yatırdığımız para bizim %100 milli ve sermayemiz, yani Türkiye'nin içinde kalan bir para oluyor. Şimdi bakınız, dövize yatırdığınız para, bakın şöyle söyleyeyim. Döviz aldığınız zaman, 100 dolar bugün aldığınız zaman, 760 lira ödediğiniz zaman, 760 lira parayı biz hangi dövizi almışsak oraya karşılıksız, faizsiz vermiş oluyoruz. O yüzden döviz demiyoruz, altın diyoruz. Çünkü altına yatırdığımız para bizim Türkiye iş piyasamızda kalıyor. Dövize yatırdığımız para hangi dövizi almışsak oraya gidiyor. Yani adama faizsiz kredi vermiş oluyoruz. Bakın bir Avrupalıya bakın, bir Amerikalıya bakın, cebinde 100 TL yok. Ama bize baktığın zaman herkesin cebinde 100 dolar, 100 euro var. Bu da gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ve bu son dönemde de ciddi şekilde sıçrama hamlesi gösteren Türkiye için altın diyoruz, altın diyoruz, altın diyoruz. Birbirinden itibaren altınımız zaten fiyatlama olarak, yani TL paritesi olarak %55 bandında şu anda çıkmış olarak. Yani 100 bin lira yılbaşında ocağın birinde altın alan bir yatırımcımız 155 milyarı var şu anda. Alıp satın payımını hatta düştükten sonra. O yüzden bunu geçmiş grafiklere baktığımız zaman altının böyle mehter marşı gibi iki gidip bir gelip gördünüz. İki gidip bir geldiğini görüyoruz. O yüzden herkesi ben altın yatırımına davet ediyorum. Rahatlıkla yatırabilirler. Biz Ünye, Akkuş, İkizce, Çaybaşı kuyumcuları olarak bütün hemşerilerimizin, müşterilerimizin altınla ilgili hangi problemleri varsa, hangi yatırımı yapmak istiyorlarsa, hangi sunumu almak istiyorlarsa biz ve arkadaşlarımız komple bu cevabı vermeye hazırız. Yeterli miktarda zaten bütün kuyumcularımızda bütün tasarruf ürünleri var. Bunu yatırım olarak bilezik, çeyrek, atalira, tam lira, gramisin, beşi birlik, hamit lira olarak yatırım aracımız olarak değerlendirebilirler. Has altınımız da var yine. Has altınımız önceden külçe halindeydi, kilo bazındaydı. Şimdi rafinelerimiz onu 1 gram olarak da üretebiliyor. Artık 450-455'i olan da yatırım yapabiliyor. 1 gram altınımız, hatta 230'u olan da yatırım yapabiliyor. Yarım gram rafineri altınımız da mevcut. Altın yatırımına devam diyoruz.